Denizli Gemi Konağı Kalkındırma Derneği'nin bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği geleneksel orkide gözlem yürüyüşü her sene olduğu gibi bu yılda Lefke Avrupa Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Denizli Gemi Konağı Kalkındırma Derneği Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Atilla Karaderi, 3 Mart Pazar günü saat 9'da gerçekleşecek olan yürüyüşle ilgili açıklamalarda bulundu. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Atilla Karaderi, Denizli Game Konağı Kalkındırma Derneği yönetim kurulu üyesi. Yani değer bir deyişle basında ilişkili sorumlusuyum. 3 Mart 2019 Pazar günü 9. Orkide Vadisi yürüyüşü gerçekleştirilecek. Orkide Vadisi yürüyüşüne katılanları neler bekliyor? Şimdi geleneksel hale getirdiğimiz bir yürüyüştür. 2011'de yola çıktık bu konuda. 30-40 kişiyle yaptığımız yürüyüş şimdi 10 kat büyümüştür ve 300 küsurat insan her yıl bizimle yürümektedir. Güzel bir gün olacağını düşünüyorum. O gün La önünde toplanacağız. 9 10 arası bir toplantı toplanma planımız vardır ki her zaman o şekilde yapıyoruz. Orada yapacağımız küçük bir iki etkinlikten sonra saat tam 10 itibariyle ee, yürüyüşe geçeceğiz. Yaklaşık 6.7 e, kilometrelik bir yürüyüştür. Süre olarak dersak hiçbir yerde durmayacağız, hiçbir şeye bakmayacağız, dümdüz yürüyeceğiz derseniz 1 saat 20 dakikada yürürsünüz. Ee, ama gözlem yapacağız, e, biraz şu noktada duracağız, e, işte bize izaz ikram yapacaklar diye e, e, zaman harcayacağız, fotoğraf çekeceğiz dersak bu iş yaklaşık 2 saat gibi bir sürede tamamlanacak. E, çok güzel bir yürüyüş olacak. Ee... Yürüyüşe katılacak olanlar aşağı yukarı kaç tür orkide görme şansına sahip olacaklar? Şimdi burada esasında şu an yani şu yani mart itibariyle konuşacak olursak 7-8 e, türü görmek mümkün ama 20 civarında e, orkide, orkide türümüz vardır. Bunlar ay ay değişen bir olaydır. Yani işte, aralığın sonundan başlayıp e, hazirana kadar e, giden bir süreçtir. Her orkidenin de e, değişik türünde bir ömrü vardır. Ve yer değiştirerek gidiyor bu olay. Dolayısıyla e, 20'ye yakındır ama bizim yürüyeceğimiz dönemde yaklaşık... 6-7-8 türü göz, gözlemlemek mümkün. Dernek Başkanı Türkay Fotalı, etkinliğin ücretsiz olduğuna dikkat çekerek güzel bir gün geçirmek isteyen tüm Kıbrıslıları bu yürüyüşe katılmaya davet etti. Ben Denizli Gemi Konağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı. E, bu yıl Dokuzuncusunu gerçekleştireceğimiz Orkide Vadisi'ndeki gözlem yürüyüşümüz 3 Mart günü, 3 Mart Pazar günü Lefke Avrupa Üniversitesi önünden e, başlayacak. O gün e, inşallah hava havamız da çok güzel olacak. E, gelenler orada... Şey, ...katılım belgesi alacaklar. Başlamadan önce konuşmalar yapılacak... E, ...Lefke Avrupa Üniversitesi önünde. folklor oynanacak. Ve saat 10 itibariyle... ...yürüyüşümüz başlayacak. E, yarı yola geldiğimizde... ...yürüyüşün yar, yarısına geldiğimizde... ...kısa bir dinlenme. Bu dinlenme esnasında da... E, ...herkese... Sandviç, içecek, verilecek e, yapacağımız ikramlar e, bizim dernek tarafından karşılanacaktır. Hiçbir ücret talep edilmiyor. Yürüyüş içinde hiçbir ücret talep etmiyoruz. E, bu yürüyüşte herkes e, fotoğraf makinelerini alsın, arkadaşlarını, bütün ailesini, çoluk çocuğunu toplayıp bu e, yürüyüşü herkes yapabilir. E, yürüyüşümüz çok uzun bir mesafe değildir. Bu bulunduğumuz yerden daha doğulu tırmandığımızda çeşit çeşit bitkiler, endemik bitkiler ve orkideleri görme imkanımız olacaktır. En tepesine ulaştığımızda da. E, kuş bakışı baktığımızda denizin maviliğini, e, dağ, dağların yeşilliğini, o bükülen gıvrılan yolları göreceğiz orada. E, yürüyüş esnasında hiç görmediğiniz, uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla da buluşacaksınız. Onlarla sohbet imkanı olacak ve çok güzel bir gün geçirmek istiyorsanız 3 Mart günü 3 Mart Pazar günü Lefke Avrupa Üniversitesi'nde buluşalım ve saat 10 gibi yürüyüşümüze başlayalım.